Seni challenge'lıyorum. Abubakar neden oynamıyor? Abi nasıl, piyasa nasıl? Efsane. Başan paşa, başan paşa. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda hala insanların arasında konuşmaya utandığım için kuytu köşe, çok da kuytu köşe olmayan bir yerde bu çekime başladım. Şu an bütün Beşiktaş bana bakıyormuş gibi görüyorum. Vazgeçtim, ben gidiyorum. Şu an tam olarak buluşma saatimizdeyiz ve kendisi geç kaldı. Şu anda geliyorum. Ben yeni karşılaşmış gibi. Bunu da ben kendim aldım, biliyor musun? Bende de var aynısında. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şu an arkamızda da... Hüseyin'in kanalına hoş geldiniz. Böyle bir şey mi? Evet. Arkamızda röportajlar oluyor. Arkamızda siyasi şeyler soruluyor. O yüzden şimdi ben de sana soruyorum. Ben de kartal. Sen de yerel seçimlerde kim kazanır? Bu arada biraz önceki gerginliğim kalmadı. Hemen yanında biri olunca gördüğünüz gibi az şakamaya başladım. Az önce bir video çekildi. Evet. Ha. Beşiktaş klişelerinin başında kartal heykelinin orada buluşmak olduğu için çok sevgili Ebru ile beraber kartal heykelinde buluştuk. Ama şimdi kendisinin acil bir ihtiyacı var, ne olduğunu söylemeyeceğiz. Onu yapmaya gidiyoruz. Canım, abi herkes çekim yapıyor ya. Evet, nedir biz bu ya bu kadar? Bak, Beşiktaş böyle bir yer arkadaşlar. Hangi şehirde yaşıyorsun? Sizin şehrinizin çekim noktası neresi? Beşiktaş'ın bence en büyük klasiklerinden biri, klişe demeyeyim, BKM. Benim için BKM'nin en özel şeylerinden biri de ne benim, biliyor musun? Benim. Senden sonra. Bak, buna inanamayacaksın. Kokusu şuradan arkadaşlar. Girelim. Oradan girmeyeceğiz çünkü BKM'yi koklamam lazım. Ha, o girişindeki girelim, böyle tamam. Limonlu, sitrus aromalı kokusu bak çok saçma. O kadar rahatlatıyor ve hani ben sanata geldim, ben gülmeye geldim diyorsunuz. Bakın şimdi... gülmenin, komedinin kokusu. Koklayıp çıkacağım. Bugün acayip bir troll bir video çekeceğiz, biliyorsun değil mi? 7-8 Hasan Paşa fırını var arkadaşlar. Bu arada bu videodaki hiçbir şey sponsorlu falan değil. Hepsinin parasını ödedik. Bu hariç. Çünkü ben daha önce buradan bir şey paylaşmıştım. Beni de tanımışlar ve şu anda tekrar gittiğimde bunu bana hediye etmek istediler. O kadar çok ısrar etmeme rağmen. O yüzden teşekkür ediyoruz. Beni çok şaşırtan, çok lezzetli bir fırın. Ben biraz strese girdiğim için Ebru'yu beklerken iki tanesini yedim. Acı değil, tatlı. Bayağı iyi. Neydi fırının adı? 7-8 Haşan Paşa. Şimdi arkadaşlar, Ebru BKM'den çok zor hareketlerden çalıştık kendisiyle tabii ki. O günden beri her gün görüşüyoruz. İnanır mısın? İnanmayın çünkü yalan. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Evet. Ve Beşiktaş'ı gezmek istediğimi konuşamayacağım galiba. Ses efektlerinden dolayı. Ben dedim ki muhtar olarak seni alalım. İlk önce sizin yazdığınız klişeleri bir deneyimleyelim. Şu an mesela 10 üzerinden kaç veriyorsun bu Hasan Paşa? 10 veriyorum. 10 verdi ilk deneyimimizde. Çok şükür veririm. Yarabbim. Gerçekten çok iyi. Ne seversin? Bugün nerelere gidelim? Beşiktaş senin için ne ifade ediyor? Hangi takımısın? Hepsine birden cevap ver bu soruları. Fenerbahçeliyim. Ama... Kapatalım mı videoyu? Değil mi? Hemen kapatmamız lazım. Ama Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ablam Beşiktaşlı mesela. Alexis gittiğinden beri o kadar Fenerli değilim bu arada. Ben de bu video için Beşiktaşlıyım. Normalde takım tutmuyorum. Bu video için ben de Beşiktaşlıyım. Hadi bakalım. Hadi Fenerbahçeliler seni silecek. Evet, gerçekten. Bu arada Beşiktaş'ın nesi meşhur diyorsun? Hı. Ben şimdi her Beşiktaş'a geldiğimde her hafta kesinlikle oyun öncesi burada bir masaj salonu var. Müthiş. Beni masaja mı götürüyorsun? Ayak masajı. Götürüyorum kız. Söğüş falan diyecek sandım. Hayır. Ayak masajı dedim. O zaman şimdi Kartal Heykeli'ne gidiyoruz. Görüşürüz. Beşiktaş'ın en büyük klişelerinden biri bu balık pazarı. Abi nasıl, fiyata nasıl? Nasıl gidiyor? Balıkların fiyatı arttı mı? Arttırdı mı? Muhteşem bir sohbet. Buradan alabilirsiniz, evet. Benim balıkçı sohbetim bu kadardı. Şey, muhtar, muhtar dedim ya abi, ben bak, muhtar dedim size. Evet, doğru. O yüzden bir esnaf muhabbeti yapmamız lazım galiba. Şimdi Ebru. Evet. Madem öyle, hemen açıldın saçıldın. Senden bir şey isteyeceğim. Hadi şimdi, bakalım. Biri... Para istemedin. Seni challenge'lıyorum. Birine bunu sormanı istiyorum. Biri şöyle yazdı. Abubakar neden oynamıyor ya? Sor Beşiktaşlı'ya. Sana bir soru. Abubakar neden oynamıyor? Neden bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Bu kadar. Abubakar Beşiktaş'ta mı oynuyor? Ne bileyim, ben bilmiyorum ki. Oğlum sen nasıl Beşiktaşlısın? Ben sadece Beşiktaşlıyım. Futbolla alakam yok. Bu soru burada patlar. Şu an bizi nereye yollamak isterdin? Şuraya git bak kesin. Ne yiyorsun? Bunu. Şuradan mı? Evet. Tamam, oraya gideceğiz zaten. Başka bir yerde sen söyle. Jazz Cafe'ye gidin, hemen şurada sağda. Tamam, teşekkür ederim. Selamını söyleyelim mi? Tamam. Oraya genel olarak böyle bir selam söylersin. Tamam. Fotoğraf çekiniyor. Muhtarımız adaylıktan görüşürüz. Önce oylar bana. Görüştü. Oylar bana. Hiç girmedim bu sıraya bu arada. Şu an senin için giriyorum. Dokuz vereyim ya. Sarışın uzun boylu çocuğun size selamı var. 8-9 veririm. Kahvaltıcılar Sokağı.
Saat biraz geç değil mi kahvaltı yapmak evet, için? Evet, çok geç ama bundan da bahsetmeden olmazdı. Beşiktaş'ın meşhur yerlerinden biri de kahvaltıcılar sokağıdır. Şimdi burası şu an tabii ki sakin çünkü dediğim gibi kahvaltı saatlerinde çok fazla yoğun oluyor. Kendiniz gelin burada deneyin, en iyisini bulun, bize de yazın. Türk müsünüz? Yeah, yeah, Türk'üz. Oh, oh my god. Oh, thank you so much. Bitti mi peki şu anda kahvaltılar? Aslında bitti. Sokağı? Bitmedi. Öyle değil. Buradaki herkes şurada niye bu kadar cana yakın? Bu sokakla ilgili niye böyle bir cana yakınlık söz konusu? Hepsi yalan, inanmıyorum. Şimdi masaja gidiyoruz. Bakalım masaja Buse kaç puan verecek? Arkadaşlar, ünlüyle böyle bir şey yaparsanız böyle olur. Ben sanıyorum ki bu kız beni kokoreççiye falan götürecek. Beni masaja götürüyor. Sinan Paşa'ya girdik. Masajımız da Sinan Paşa pasajından giriyorsunuz. Sinan Paşa pasajı. Bu pasaja giriyorsunuz. Bunun yanında bir pasaj daha var. O pasajın en alt katında PTT var. O katta. Şunları göstermek istiyorum. Vermiyor ya kamerayı. Vermeyeceğim. Burası sanki gerçekten ortağıymışım gibi övüyorum ama gerçekten hem insanlarını hem masaj yapan arkadaşları çok seviyorum. Sen provalar aralarında buraya kaçıyordun mu? Sen çok fenasın. Yerel seçimlere ne diyorsun? Masajdan çıktık. Hemen üst kata. Muhteşem bir masajdı. Upper Deck'e geldik. Eski adı Taraça. Sinan Paşa pasajının bir üst katında merdivenlerden çıkar çıkmaz sola dönüyorsunuz. Friends dizisini izlediyseniz içerinin atmosferi Friends dizisi gibi. Bence beni izleyen ve de Friends dizisini izlemeyen kimse yoktur ya. O zaman burayı çok sevecekler. Kız, o kadar doğru bir seçim yapmışım ki sana söyleyerek bunu. Yani neyi? Gerçekten Beşiktaş'ta her şeyi görmüş olduk arkadaşlar. Yani, evet, yani kalabalıktaydık, Beşiktaş... yorulduk. Ondan sonra Ebru'nun parmağı girdiği andan itibaren her şey güzelleşti. Şu an ayaklarıma kara sular inmişti ve o kara sular adeta aktı. Ve masaj için şunu söyleyeceğim. Bir tık bana pahalı geldi. Bir tık evet. Bu arada evet. Ama, arttırıyorlar da. Ama dışarıda yemeye, içmeye, bilmem neye, para vereceğime, yanıma yemeğimi alırım gerekirse, gelirim buradan o parayı masaja harcarım. Doğru, abi. Harcarsın. Çünkü şu an çok stresliyiz. Bir sürü hayat böyle üzerimize geliyor falan. Yani ayak sağlığı da çok önemli. Bütün yorgunluğu ayak çekiyor gerçekten ya. Ben mesela öyle. Her hafta gerçekten oyun öncesi o yorgunluğu atmak için gidiyorum yarım saat, bazen 45 dakika. Ayak masajı yaptırıyorum ki sadece o ayak masajıyla da kalmıyor. Zaten şuraya kadar yapıyorlar, bir de sırtınıza da yapıyorlar son 15 dakikada, öyle geçiyor. Evet, yarım saati şu anda ne kadar? 450 liraydı. Şu an 450 lira olmuş yarım saati, evet. Evet, şu anda da son mekanımıza geldik. Burası da Ebru'nun beni getirdiği sürekli bir yer. Geldiğim, yani geldiğimiz. Ben Ebru'nun Beşiktaş'ını ve Beşiktaş'ın Ebru'sunu çok beğendim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şu an ben daha gerçi burayı henüz deneyimlemedik. Neler yiyeceğiz? Da çok seversin. Hamburgerleri çok güzel buranın ama ben şey yiyorum. Fresh Deck Plate var burada. Ekmek üzeri yumurta. Yanında işte salatası var, haşlanmış patatesi var. Bir tane böyle iki tane pankek koyuyorlar yanına bir de. Ben normalde tatlı sevmem. Müthiş güzel bir şey o, bak ona bayılacaksın. Ben yine onu söyleyeceğim. Yalnız tabak inanılmaz. Evet, şu an yine bizim için bir tadım tabağı oluşturuldu. Normalde bir tık daha büyük porsiyonlarımız. Bu bir kişilik gibi. Evet, yani aslında bir hepsi bir kişilik gibi. Evet. Maşallah. Ama çok güzel ya. Bak yine yükseldim. Hafif ve diyet değil mi? Değil. Tatlı yiyorum. Bu efsane. Böyle tarçınlı falan, evet. Bulut gibi. Pudra şekerinin ve orman meyvelerinin ahengi. Müthiş ya. Gerçekten bak. On, o kadar on, şey on tattık veriyorum. Bugün. Hala hiçbir şey tatmamış kadar aynı lezzeti alabiliyorum. Her şeyi yemeyin. Güzel şeyler yiyin. Patates de çok güzel. Gerçekten ben de nazar değmesine 9.8 veriyorum. Ben 10 veriyorum buraya. Çünkü daha iyisini yapamam. Bu arada Ebru'nun sosyal medya hesaplarını aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Hepsine en az 1 milyon izlenme istiyorum sizden. Çünkü ben de çok izleniyorum biliyorsunuz. O kadar çok izleniyorum ki şu an beğenilere, yorumlara, abone olmanıza falan hiç ihtiyacım yok. Hiç yani. Hiç önemli. Yapmasanız da olur. Bize biraz bahsetsene. ÇGH'miz nasıl gidiyor? Valla gayet keyifli gidiyor. Senin hayatın nasıl? Çok keyifli gidiyor özellikle. Ben yokum diye mi? Seni arıyoruz. Tabii ki arıyoruz. Güzel. Valla ben çok arıyorum seni. Açmıyorsun. Teşekkür ederim.
Keyifli gidiyor. Skeçleri biz yazıyoruz. Daha fazla yoruluyoruz ama çok keyifli gidiyor. Turnelere devam ediyoruz. 17 Aralık Gaziantep'teyiz. Çok Güzel Hareketler turnesi Gaziantep'te son buluyor. 2023 yılı. Vallahi çok iyi. Ben böyle gurme olsam ya, her yere gidip bir şeyler yiyip. Ben seni izlerim. Beni YouTube kanalına ve klişelerine dahil ettiğin için teşekkür ederim. Seninle vakit geçirmek gayet keyifliydi. Gayet seni seviyorum. Dedi. Çok keyifliydi. Dedi. Olabildiğince okeydi. Ay Buse, vallahi özlemişim ya. YouTube dışında da özlemişim. Görüşelim. Olmaz. Arkadaşlar evet, Ebru Yücel canım. KYKK şeylerine benim göre. Benim onayım yok. Hadi nasıl bakalım. Onayın olmayabilir? Ayak masajına götürmüşsün beni. Götürdüm. 2 dakika öncekileri hatırlatırım yaptım. Sana. Yaptım. Evet, çok güzel bir gündü. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir insan. Öyleyimdir. Harika. Beşiktaş'a gelirseniz Ebru'yu bulmayı unutmayın. Genelde BKM'deyim değil mi oraya? Evet. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Bye bye.